Daha sık yapmamız lazım ama gerçekten teşkilatta göre yaptığımız zamanlardaki gibi olmuyor. Bakın inanın bir haftadan beri ilk defa bunu oturup bir saat işe alın. Allah kolaylık versin. Geçen hafta salı günü sabah gittik. Çarşamba akşam döndük. Çarşamba günü bir meclis vardı, bütçe görüşmeleri. Akşam hafta zor bitirdik sabah başlayayım. Cumartesi pazar şehir işe. Pazar döndüm gece, pazarsı bir daha gittik. Dün gece bir daha geldik. Ya Allah'a şükür, Allah sallayana sonra sıkıntı yok. Tabii her Ankara'ya gidişimiz bizim için çok büyük fayda oluyor. Geçen ilçe başkanımız da işte beraberdi. 2-3 mahallemi komple asfaltla bitirirdik. Doğalgaz yok burada değil mi? Yok. 2024'e kadar sizi bekletebilirdim ben. Bekletmedik. Niye? Beni arıyor teyze. Oğlum Allah razı olsun. Niye teyze? Yukarıdan aşağı inerken de artık tansiyonum çıkıyor. Niye? Toplama zıplam gitti. Allah razı olsun. Biz onun peşindeyiz. Bir duanın peşindeyiz. Devletin parasıyla yapıyoruz. Devlet evet. Yapıyor. Evet. Biz sadece vesile olmaya çalışıyoruz. Niye? Şimdi şuları, kanalları ayırdık. Şimdi sayaçları da ayırıp kapıya kadar getiriyoruz. Şimdi herhalde isteğimiz şu kayıp kaçakla ilgili biraz destek olacağız. Köprüyü zaten Haziran'da inşallah kaldırıyoruz. Raporu çıktı. Köprü beş ayaklı bir ahtapot gibi şehri bölüyor. Ha, zamanında yapanlardan Allah razı olsun. 40 bin, 45 bin çalışan varken, bu kadar kömür üretim varken, araç trafiği yükselip alttan kömür trafiği yükselen yürütmek çok akıllıca bir şey yani. Daha doğrusu hep destek veriyorlar, bakanlığımız soruyor, Çevre Bakanlığı. Bu anasını evimiz gibi yaptık yani. Ankara'da artık yakınımıza bir oda verecekler yani. Sürekli oda olduğumuz için, Allah razı olsun, dönemleri fazla bir şey yok. Ama ben bakarım, ben de